Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir gün ve yeni bir videodan benim payı günlerim an itibariyle bitmiş oldu. Şu anda minibüsü bekliyorum. Şöyle de göstereyim. Minibüs durağındayım. Şu anda kimsecikler yok. Çünkü bir 40-45 dakikalık kadar bir bekleme sürem var. Saat 2'de minibüsüm ve şu an saat 1'i çeyrek geçiyor. Çıktım hostelden. Güzeldi. Payı değerlendirmem gerekirse payı gerçekten keyifli bir yer dostlar. Evet, Tayland'ın bu alışa gelmiş turistik yerlerinden farklı. Bir kere denizi yok ama doğası gerçekten çok güzel ve görülecek birden fazla yeri var dostlar. O yüzden biraz çileli bir yolculuğu var ama yine de buraya gelmenizi tavsiye ederim gerçekten. Ve burada maksimum 2 veya 3 gece geçirin. Daha fazlası bence sıkabilir. 2 veya 3 gece ideal bunun için. Burada gezilecek gerçekten güzel yerler var. Onun haricinde ben buradan ayrılıyorum. Ne yapacağım? Önce Chiang Mai'ye gideceğim. Chiang Mai'de tren bakacağım. Eğer bulabilirsem aynı gün direkt Bangkok'a devam edeceğim dostlar. Ama treni bulamazsam çok büyük ihtimalle Chiang Mai'de o gece kalıp ertesi gün için bir bilet alacağım. Ve yine trenle Bangkok'a ertesi gün varmış olacağım. Bangkok'ta ne yapacağım peki? Bangkok'ta daha önce de belirttiğim gibi vizemi uzatacağım dostlar bir ay daha. Ve ondan sonrasında ne yapacağım? Tekrar bir sahillere doğru inmeyi düşünüyorum. Burada Full Moon Party var. Koh Phangan diye bir ada var. Oraya gideceğim. 4 Mayıs tarihinde orada olmayı umuyorum. Çünkü 4 Mayıs tarihinde orada Full Moon Party var. Ona katılmak istiyorum. Onu da bir deneyimlemek istiyorum. Daha sonrasında da PP Island'a geçmek istiyorum dostlar. Orada da yine 2 gece falan kalmak istiyorum. Ondan sonrasına bakacağız. Şimdilik plan bu. Ben minibüsü beklemeye devam ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Herkese merhabalar dostlar. Dün ben paydan geldikten sonra tren istasyonuna geldim ama maalesef Bangkok'a gidecek bir tren bulamadım. O yüzden ertesi sabaha kaldı. Şu an sabah saat 6:20 geçiyor. 10 dakika sonra da şu arkamda gördüğünüz trenle epey uzun bir yolculukla Bangkok'a varmış olacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Camlar, mamlar böyle açık dümdüz gidiyoruz bakalım. Sonumuz ne olacak? Bangkok'ta akşam saat 8:30'da olacağım. Epey uzun ve yorucu bir yolculuk olacak. Bu sefer yataklı değil, normal bir koltuk satın aldım. Ve klima da yok, fanlı. Bunun ücreti de 388 baht dostlar. Bunun bilgisini de vermiş olayım sizlere. Şöyle size içeriği de göstereyim. Bakın, bu tarafta bir bölüm var. Bu taraf yataklı olan dostlar. Yataklı kısım orası. Biz bu sefer yataksız olan kısımdayız. Bir de böyle deneyelim bakalım. Şöyle göstereyim. Koltuklar bu şekilde. Şöyle tepemizde bir fan. Şöyle de göstereyim. Pencere açık. Bu şekilde bir yolculuk. Umarım güzel olacak. Görüşmek üzere.
biraz size tuvaletleri göstereyim. Şöyle tuvaletler. Şurada da küçük bir lavabosu var. Bakın dostlar, burası benim aldığım biletin bir seviye altı. Üçüncü sınıf. Gördüğünüz gibi bomboş. Buranın fiyatı da 288 baht. Ben 100 baht daha fazla verip bir tık üstüne geçtim. Burada ekstra lavabolar var. Elinizi yüzünüzü yıkamak için. Evet dostlar, yaklaşık 14 saatin sonunda Bangkok'a ulaştım. Biraz rötar yaptı, yaklaşık bir 15 dakika kadar bir rötar yaptı ama o kadar olur. Şimdi MRT'ye gidiyorum. MRT'den şehir merkezine doğru ilerleyeceğim. Tamamen çıktım yanlışlıkla. Şimdi sordum birilerine. MRT'nin Bangsue istasyonunda mavi hattı bulmam gerekiyor. Şimdi buraya git diyor. Dümdüz git, sola dön dedi. Şimdi oraya gideceğiz. İstasyonu bulmam lazım. Hala da bulamadım. Dolanıp duruyorum. Bu arada tren hakkında biraz bilgi vereyim. Şimdi ben Chiang Mai'ye hem gidiş hem dönüş tren kullandım. Giderken yataklı olanını tercih ettim. Dönüşte de normal. Normalin bir tık üstü diyeyim. En düşüğün bir tık üstü diyeyim. Öyle daha doğru olacak. O bileti tercih ettim. Şimdi yataklı gayet rahat. Tabii her zaman olduğu gibi yataklı da gayet rahat. Bunun da şöyle bir özelliği var. Etrafı çok rahat görebiliyorsunuz burada. Ve Chiang Mai'den Bangkok'a gelirken gerçekten enfes görüntüler var dostlar. Yemyeşil. Ormanın içinden yaklaşık 5 saatlik yolculuk yapacaksınız. Ve gerçekten çok güzel görüntüler çıkıyor ortaya. Bu bileti tavsiye ederim. Bangsue Red. Bu Red Line. Bize Blue'su lazım bunu. Neyse şuradan girelim. Bilmiyorum. Dönüş biletim gayet güzel. Etrafı izleyeceğim derseniz. Çünkü dediğim gibi yaklaşık 5 saat boyunca böyle ormanın içinden gidiyor tren ve sürekli virajlar vesaire var. Çok güzel görüntüler çıkıyor etrafa. Ama olumsuz yönleri de var. Olumsuz yönlerini hemen söyleyeyim. Birincisi, bütün ağzınız, yüzünüz, tişörtünüz, her tarafınız toz toprak olacak dostlar. Çünkü tamamıyla açık bütün camları. Siz kendi camınızı kapatsanız dahi diğer camlar açık. O yüzden üstünüz başınız toz duman olacak, onu söyleyeyim. Onun haricinde bir olumsuz yönü daha. Sadece fan olduğu için maalesef öğlen 11'den akşam 6'ya kadar bildiğin yanıyorsunuz dostlar. Onun da bilgisini vereyim. Yani biletin iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Manzara inanılmaz yani. Koyun kolunuzu pencereye. Bütün manzarayı izleye izleye gidin. Dediğim gibi yaklaşık 5 saat boyunca yeşillik ormanın içinden gidiyor tren. Ama olumsuz yönlerini de sizlere söyledim. Tercih sizin. Dönüş biletim 388 Watt'tı. Giderkenki biletim yataklı olan da 688 Watt'tı. Arada 300 Watt'lık bir fark var dostlar. Evet dostlar. Pay ile ilgili ufak bir şeyler söylemek istiyorum. Daha doğrusu pay ile ilgili değil de. Pay'ı da gördüğüm insanlarla ilgili. Şimdi dostlar, Pai'ye iner inmez direkt genç bir nüfus zaten karşıma çıktı. 18-19-20 yaşlarında insanlar. Benim hostelimde de vardı bunlar. Geneli İngiliz, Amerikalı, Avrupalı, işte Alman, İtalyan, İspanyol. Hep bunlar ve yaşları 20'li yaşlar. 19-18 o civarlarda. İnsan bir yandan kendi ülkesinin gençlerini düşününce biraz üzülüyor dostlar. Çünkü bizim 18-19-20 yaşındaki gençlerimiz maalesef bırakın yurt dışına çıkmayı, iyi bir restoranda yemek yersem acaba hafta sonuna bu parayla getirebilir miyim mi düşünüyor. Bu da biraz can sıkıyor. Bakıyorsun bir Alman'a, işte bir İngiliz'e, bir Amerikalı'ya. Burada geliyor, Tayland kültürünü öğreniyor. Kendi kültüründen bir şeyler insanlara aktarmaya çalışıyor. İnanılmaz güzel bir ülkeyi görüyor. Biraz üzücü açıkçası. Pasaportumuzun değeri maalesef ortada. Hepsi bir araya gelince maalesef insan bir şeyler değişsin istiyor dostlar ya. Gerçekten artık bir şeyler değişsin istiyor. Para birimimizin değersizleşmesi mi dersiniz? Mesela geçen bir haber okudum. Son Kur'an'da Türk'ün biri gitmiş 60 yaşında bir adama kafa atmış. Su sıktığı için. Ya zaten Son Kur'an festivalinin amacı bu. İnsanlar birbirlerine su sıkıyorlar yani. Madem bundan hoşlanmıyorsun, niye geldin ki? Niye geldin Tayland'a? Niye geldin Son Kur'an festivaline? Yani böyle insanlarla bilmiyorum, zor. İşimiz zor dostlar. Dostlar, herkese yeni bir günden merhabalar. Valla dün ben akşam hostele gelir gelmez bayılmışım dostlar. Hiç kamerayı açıp da dün akşamın kapanışını yapmamışım. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi ben hostelime yerleştim. Bugün havanın da pek tadı tuzu yok. Bugün yağmur vardı Bangkok'ta. Şimdi
kısmen yakın bir yere gideceğim. Kendi konseptimin dışında bir şey yapacağım. Bir evcil hayvan pazarına gideceğim dostlar burada. JJ Mall diye bir yer var. Oraya gideceğim. Bunun da nedeni Eskişehir'deki bir arkadaşımın ricası üzerine bir araştırma yapmamı istedi. Bir papağan türünden bahsetti. O papağan türünü Tayland'dan Türkiye'ye getirebilir miyiz vesaire diye. Ben de hem onun isteğini kırmayıp bir gidip soracağım. Hem de bir video çıkmış olacak ortaya. Peki o halde evcil hayvan pazarında görüşmek üzere dostlar. JJ Mall'a geldim motosikletle. Yaklaşık 25 dakika sürüyor motosikletle. Ama siz isterseniz yine MRT'yi kullanabilirsiniz. Khaosan Road MRT'ye biraz ters düştüğü için ben motosikletle geldim. MRT ile de Chatuchak Park diye bir yer var. Durak ismi. O durakta iniyorsunuz. Birazcık yürüme mesafesi, yaklaşık 2 dakika yürüyorsunuz. Daha sonra da göreceksiniz zaten. Sıralı boylu boyunca evcil hayvan satan işletmeler var burada. Şimdi birazdan sizlere göstereceğim onları. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Böyle bir cadde. Şimdi burada böyle görebileceğiniz gibi birçok çeşit balık var. Balıklarla başladık. Yine burada tanesi 10 batağı. 30 batağı, 40 batağı, değişik envai çeşit balık var dostlar. Hepsini poşetlemişler. Böyle sol tarafımız tamamen bu tarz işletmelerle dolu. Hello. Evet dostlar, yine burada da balıklar mevcut. Tanesi 150 batağı da var, 50 batağı da var. Burada yine evcil hayvanlarla ilgili yemlerin satıldığı yerler. Yine balıklarla devam ediyoruz. Şuradan göstereyim. Burada yine balıklar, tanesi 10 bat. Yine burada balıklar var. Bunlar neymiş ki? 8 bata var, 10 bata var tanesi. Yine burada var. Bunlar böyle komple mi 20 bat acaba? Sanmıyorum. Tanesidir. Ve burada balıklar var. Akvaryum için çeşitli ürünler var. Benim çok ilgi alanım değil. Bu videoyu Yunus Emre kardeşim için yapıyorum. O bayağı ilgili. Bakın burada büyük balıklar var. 250 bata, 400 bata. Bayağı büyük bunlar. 380 bat, 300 bat. Değişiyor. Böyle her yerde varlar dostlar. Bakın, sanırım bu böylece 100 bat. Bu da böylece 250 bat. İçinde bayağı 20-30 tane var, belki daha fazla. Evet, insanları da rahatsız etmeden her yerde balık var dostlar. Fiyatları 150, 350, 250 arasında değişiyor. Yine burada balıklar var. Mesela şunların hepsi tamamı 150 bat. Yine aynı şekilde burada. Bunlar da 150 bat. Geldik kuşlara. Çok güzeller ya. Burada papağanlar var. Yine cinslerini bilmediğim bazı kuşlar var. Şimdi ben buraya Yunus Emre kardeşimin istediği kuşu soracağım. Sorry. Burada bayağı bir kuş var çünkü. Şimdi buraya soracağım. Ama önce bir izin isteyeyim, çekebiliyor muyum diye de. Ya da direkt giriyorum ya. Direkt girdim. Oho, içeride kuşlar var. Açıkta duruyorlar. Bunlar yabani kuşlar tabii. Vallahi dostlar,
İnanın çok bir fikrim yok. Bunların cinsi nedir, ne değildir. Şu anda da ışıktan dolayı maalesef görüntü kötü, biliyorum. Ama böyle göstereyim sizlere hızlıca. Şu kuşlar neymiş ya, çok güzeller. Şimdi... Şimdi burada kuşlar var. Oo, çok güzeller. İnanılmaz güzeller bunlar. Umarım görünüyordur. Hello. Sawadee kap. Ow. I'm looking some birds. İngilizce bilmiyordur, bir aramaya soralım ya. Bunlar yavru. Yavrular ama güzeller. Renkleri çok güzel. Bunlar bir tık daha büyük gibi. Yine burada var birkaç kuş. Dostlar, ben şu benim arkadaşımın istediği kuşu bir sorayım. Belki de kameradan çekindi, konuşmak istemedi. Bir sorayım, ondan sonrasına tekrar bakalım, olur mu? Vallahi dostlar, maalesef anlaşamadım. İngilizce bilmiyorlar. Bunlar neymiş ya? Bunların isimlerini bilen var mı? Şöyle bize bakıyor bak. Çok fazla bir de bunlardan. Aşağıda yine tavşanlar var. Bildiğim hayvanları söyleyeyim de, bilmediklerimi siz yorumlarda belirtirsiniz. Vallahi dostlar, bu ana caddenin ara sokakları da var. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın, böyle ara sokaklarda da devam ediyorlar. Bunlar neymiş? Chinese sucker. Bayağı büyük bir hayvandı. Yine burada şeyler var. Yine isimlerini bilmiyorum vallahi. Kusura bakmayın dostlar. Ama yine de size göstermek istedim. Burası böyle kocaman bir yer. Ve eminim ki burada ne ararsanız çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok fazla dükkan var. Ama bizim istediğimiz şu anda kuşlar. Sırf arkadaşım yerine getirmek için o kuşları bir sormam lazım. Türkiye'den satın alabiliyorlar mı? Türkiye'ye yollayabiliyorlar mı? Öyle. Şimdilik buradan çıkıyorum. Bu ara sokaklarda sanırım tamamıyla balık üzerine. Kuş yok. Ha, şurada bir kuşçu gördüm. Gidiyorum. Soracağım. Oo, burada horoz falan da var. Burada her çeşit hayvan var. Bu dükkana bir soralım ama yani İngilizce konusunda anlaşamıyoruz maalesef. İçeri giriyorum. Hello. Sawadee kap. It's okay? No? Ah, okay. Kimisi de dükkanlarını yavaş yavaş kapatmaya başladı. Maalesef İngilizce sorunsalı yüzünden istediğim cevabı alamıyorum. Yani bu kuşlar
Türkiye'ye götürülebiliyor mu? Satılabiliyor mu? Buradan kargo vesaire bir şeyler yapılabiliyor mu? İnanın bilmiyorum. Ben size etrafı göstermeye devam edeyim. Yine envai çeşit burada balıklar var. Akvaryum ürünleri var. Akvaryum süs ürünleri diyeyim. Siz anlayın. Bakın bir kısmı toparlanıyor zaten. Şöyle göstereyim. Yine burada bir sürü balık. Ben buraya birazcık geç geldim sanırım. Çünkü bir kısmı kapatıp gidiyor. Yunus Emre'nin işini çözmeyi çok isterdim. Kardeşim benim. Üzgünüm. Yine burada envai çeşit balık. Bunların ne olduğunu bilen varsa yatsın dostlar. Şurada var yine güzel balıklar. Evet, şurada kuşlar var. Şimdi gireceğim, soracağım, maalesef yine anlaşamayacağız. Evet dostlar, balıklardan devam ediyorum. Çok güzel renkte balıklar var bu arada. Balık çok fazla. Yer gök balık. Kuş çok fazla yok. Onun haricinde işte böyle hamster'dı, ne bileyim tavşandı. O tarz şeyler de var. Kaplumbağa var mesela burada. Kaplumbağaları göstereyim. Yine burada bir sürü balık var. Ya, isimleri hep payıca yazılı. Bilmiyorum ne olduklarını ama kimisi çok pahalı, kimisi çok ucuz. Yine burada kaplumbağalar var. Burada da var kaplumbağalar. Şuradalar. Şurada varlar. Çeşit çeşit renk renk kaplumbağa var dostlar. Ve şunu da söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla çok fazla müşterisi var dostlar. Gerçekten öyle şey değil yani, boş değil dükkanlar. Her dükkanda en az 1-2 kişi var. Bu ne? Biz bunu belgesellerde görüyorduk. Burada yine güzel renkli hayvanlar var. Yine burada varlar. Şu cadde boyunca biraz şu ara sokaktan bir yürüyelim bakalım belki. Burada yine kaplumbağalar var. Yine kuş bölümüne geldik ama. Şu kuşlar çok güzel. Simsiyah. Ya, simsiyah değil. Yeşil var, kırmızı renk var ama siyah ağırlıklı. Buraya soracağım. Buraya da soracağım. Korkus. Kuş. Dostlar, arkadaşımın istediği kuşlar bunlar. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. İsmi Forpus papağanı diye geçiyor. Çok da güzel renkleri. Yalnız sordum, yani anlaşabildiğim kadarıyla yurt dışına yollayamıyorlarmış canlı olarak. Ama yumurtasını yollayabiliyorlarmış sanırım. O şekilde bir satın alma işlemi yapabilirsiniz eğer siz de ilgileniyorsanız. Bilginiz olsun. Şöyle bu dükkanın içindeki kuşları da göstereyim. Buradaki arkadaş yumurta olarak yollayabiliyorum diyor. Çok değişik hayvanlar var içeride. Oğuş çok güzel. Ha ha ha.
Bu nedir bu? Bu ne tatlılık? Çok iyi ya. Evet dostlar, o arada Yunus kardeşimizi de aradık. Kuşlar hakkında bilgisini verdik. Bunlar nedir bunlar? Küçücük böyle. Oo, bu arkadaşımız çok yakışıklı bu arada. Bakın ya şunlara. Parmak kadarlar. Ama burada da varlar. Ha, bu arada belki aranızdan ilgilenenler vardır. Korpus papağanı ile ilgili. Maalesef canlı olarak çıkaramayacağını söyledi. Yumurtasını yollayabilirim dedi. Tabii benim arkadaşım da şey diyor, hani yumurta bozulur diyor. Haklı olabilir, bilmiyorum. Fiyatları da bu arada, korpus papağanlarının fiyatları da 700 baht ile 1000 baht arasında değişiyor. Oho, şu tatlılığa bakın. Korpuslar 700 baht ve 1000 baht arasında değişiyormuş dostlar. Yine burada da çok güzel kuşlar var. Burada yılanlar var. Yılanlar var ama bir soracağım. Burada kurbağa var. Burada yılan var abi. Hello, can I make a video? Thank you. Abi bunlar ne bunlar? Şuna bakın, küçücük bir şey ama rengi çok güzel. Bunların ismi gecko muydu bunlar? Burada piton yazıyor ama bu nasıl piton abi? Kapunka. İzin aldık. Sağ olsun çektirdi videoyu. Dostlar buranın sınırı yok. Öyle söyleyeyim size. Her yerdeler. Her yerde dükkanlar var. Yani ilgi alanınız buysa Tayland'a uğradığınızda Bangkok'a kesinlikle tavsiye ederim, buralara gelin. Yine buralarda da bir sürü balıklar var. Mesela bunların tanesi artık ne bilmiyorum ama 750 baht. Yine burada bir sürü balık. Bu nasıl bir balık ya? İlk defa görüyorum abi. Ben de çok küçükken balık beslemiştim ama burada çok enteresan balıklar var dostum. Vallahi nerede yürüyeceğimi şaşırdım. Neyse böyle devam edeyim. İşte akvaryum malzemeleri. Yemler. Yine bir güzel balık. Ama bunun fiyatı yazmıyor. Neye yazmıyor? Yine akvaryum malzemeleri. Oo. Bunlar da güzelmiş. Dükkanların çok büyük bir kısmı da kapalı bu arada dostlar. Ya ben geç kaldım. Burada da yine güzel balıklar var. Ama bunları Türkiye'de görmüştüm. Hatırlıyorum bunları. İsmini bilmesem de Türkiye'de görmüştüm. Yine devam abi. Balıklar atlamış dışarı. Ablamız alıp atıyor içine. Bakar mısınız abi şuraya? Şöyle bir geçmek istiyorum o tarafa. Sorry. Bakın. Böyle geniş bir alan. Otoparkı da var yani buranın. Vallahi burada birçoğu kapalı şu anda ama epey bir seçenek var dostlar. Yine burada envai çeşit balığımız var.
Burada çok güzel bir akvaryum süsü var. Havuz süsü daha doğrusu. Bakalım yolun devamı. Tamam, burada bitiyoruz. Evet dostlar. Hayvanlarla ilgili kısım böyleydi. Dediğim gibi benim konseptimin dışında bir şey. Ben genelde doğaydı, sahillerdi, adalardı. O tarz yerleri dolaşıyorum. Şimdi yalnız şunların büyüklüğüne bakar mısınız? Kocamanlar. Burada da bebekler var. Bunlar da çok tatlı. Bu arada askerlik arkadaşım Mehmet'e de buradan selam olsun. Çavuş. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey vardı senin evde lan. Şöyle küçük bir şey vardı senin evde. Burada kaplumbağa çeşitleri epey fazla. Dostlar yine araya şöyle bir papağan. Çok güzel. Bir türlü burayı kapatıp gidemedim. Artık kapatıp gideyim buradan. Dediğim gibi dostlar, eğer böyle bir ilginiz varsa, böyle bir hobiniz diyeyim, böyle bir hobiniz varsa Bangkok'ta JJ Mall, Chatuchak Parkı. Oraya geliyorsunuz dostlar. Hemen çok yakın zaten, bir dakika falan yürüme mesafesinde bu dükkanları buluyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi birçok çeşit balık, birçok çeşit kuş, yani faresinden tutun bu kalemununa ne ararsanız var. Ve fiyatları da bilmiyorum Türkiye'deki fiyatlarını ama burada ucuz gibi görünüyorlar. Özellikle balıklar bayağı ucuz görünüyordu. O konuda yorum yapamayacağım çünkü Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum dostlar. Dediğim gibi benim tarzımın biraz dışına çıkmış oldum. Kusura bakmayın. Bu video buraya kadar olsun dostlar. Sabırla izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. What's wrong and why?